Sürdürülebilirlik meselesi işin sanayi ile ilişkili olduğundan daha önceki videolarımızla da bahsetmiştik ve bunun da temelinde üretim ve tüketim dengesi üzerinden. Bu bağlam içerisinde sürdürülebilir kariyerimizi planlarken bir mühendislik yaklaşımı ile neler yapabileceğimizi bir örnek üzerinden aslında dinlemek istiyoruz. Bu konuda sevdiğimiz örneklerinden biri Nurşen Numanoğlu. TÜSİAD'ı da şu an çalışıyor. Geçmişinde kamuda görevler aldı. Şu an politika, özellikle sanayi politikalarında yaşanan değişimlerin ön plana çıkması, bu alanda yapılacak çalışmaların görünür olması gibi aslında çok çeşitli alanlarda çalışıyor. Mühendislik bakış açısıyla sanayide aslında yaşanan dönüşümlerin ne şekilde evrilmesi gerektiği üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu konuda bir mühendis olarak farklı alanlarda neler yapabileceğimizi Nurşen Numanoğlu'nun kendi kariyer hikayesi üzerinden dinlemek istiyorum. Çevre mühendisliği okudum. ODTÜ'den mezun oldum. Yüksek lisansımı çevresel değerlendirme ve çevresel etki üzerine yaptım. Deniz ekosistemi üzerine. Yine ODTÜ'deydi. Ama sonra iklim değişikliği çok önemli bir parametre olarak Türkiye'ye, Türk ekonomisine giriyordu, çevre söylemlerine giriyordu. Ve ben ekonomik araçları, iklim değişikliğiyle mücadele anlamında kullanılabilecek ekonomik araçları çalışmak istedim. Ve nerede var diye baktığımda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir hocamla buluşmuş oldum. Çelik Aroba, rahmetli anıyorum kendisini. Ve emisyon ticaretini çalıştık biz onunla o dönemde. Literatürü bile oluşmamıştı. Hatta permi kelimesini kullandığımı çok iyi hatırlıyorum. En uyan terminoloji buydu. Eğitim hayatım böyle. Doktora ile birlikte akademik kısmı bir tarafa bıraktım. İş hayatıma Çevre Bakanlığı'nda başladım. O zaman Çevre Genel Müdürlüğü'ydü. İlk kurumlardan bir tanesi aslında. Çevreyi böyle derinlemesine çalışan. Sonra kariyerim biraz kamu kurumlarında, farklı kamu kurumlarında devam etti ama değişmeyen bir şey oldu. Her gittiğim kurumda bir çevreyle alakalı bir bağım hep oldu. Çevre Bakanlığı'ndan sonra farklı kurumlarda devam etti kariyerim ama hepsinde bir çevre perspektifi oldu. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na, Hazine bölümüne gittiğim bir dönem oldu. Oradaki konularımdan bir tanesi sektörel düzenlemelerdi, sektörel desteklerdi. Ama onun içine çevre etki değerlendirmesi belgesi istenmesini koyduğumu hatırlıyorum. O oradaki çevreyle bağlantımdı. Kendi adıma bir şeydi, bir göstergeyi başarmıştım. Daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gittiğimde AB konularıyla, AB müzakereleriyle ilgileniyordum ve sorumlu genel müdür yardımcısıydım. Tabii bu beni birdenbire AB müktesebatı ve AB müzakereleriyle buluşturdu. Konulardan bir tanesi tabii sanayi olunca ister istemez çevreyle ilgili chapter da oluyor. Ve o konu yine vardı bende. Sonra Avrupa Birliği Bakanlığı'na geçtim. O zaman adı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ydi. Oradaki konularımdan bir tanesi de zaten çevre oldu. Ve 35 müzakere başlığı vardı. 13'ünden sorumluydum. Yoğun bir bilgi sağladı bana aslında bu. Farklı sektörleri, bu bütün kariyer hayatım diyebilirim. Kamuda çalıştığım bütün dönemler aslında beni diğer sektörler açısından da çok besledi. Sadece çevre konusundaki yetkinliğim arttı diyemem. Çevre politikası çalıştım hep. Mühendislik kısmı biraz geride kalmakla birlikte. Ama diğer sektörleri tanımak ve onlarla çevre ilişkisini entegre etmek zaten her çevre çalışan kişinin en büyük arzusu. O anlamda o birliktelik hep devam etti. Sonra AB Bakanlığı döneminde Türkiye'nin AB nezdindeki Büyükelçiliğinde AB Bakanlığı temsilcisi olarak, daimi temsilci yardımcısı olarak görev yaptım 3 yıl Brüksel'de.
Sonra kariyerim kamuda tamamlandı ve TÜSİAD'da genel sekreter yardımcılığı görevine başladım. Buradaki konularımdan bir tanesi de tabii ki çevre ve tabii ki iklim değişikliği. Beni hiç yalnız bırakmadı bütün çalışma hayatımda. Umarım bir şeyler yapabiliyorumdur. Konularım arasında tabii başka konular da var. Sektörel konular var, dijital dönüşüm var ve çevre ve iklim değişikliği var. TÜSİAD'ın iki tane çok önem verdiği konu var. Tabii ki ekonomik kalkınma, bu politika sistemi çok önemli, o alan çok önemli. Ama TÜSİAD'ın önem verdiği iki tane ana başlık yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu dönemde bu küresel anlamda devam eden bu gelişmeleri çok yakından takip etmek gerekiyor ve buna da çok ciddi bir mesai harcıyor TÜSİAD. Bu süreçte bizim çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olan konularda oldukça fazla çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Bunlardan bazıları farkındalık arttırma ama bazıları da bizatihi politika oluşturma süreçlerine katkı sağlayacak analizleri, değerlendirmeleri iş dünyası perspektifinden aktarma. Çevre konusu TÜSİAD'ın tüzüğünde de olan bir konu. Sürdürülebilir kalkınma TÜSİAD'ın tüzüğünde yer alan temel ilkelerden bir tanesi. O yüzden çok geçmişi olan bir konu. Her dönemde çok önem kazandı. Bu son dönemdeki iklim değişikliği ağırlıklı olarak ki Akdeniz Havzası'nda olan bir ülke için son derece kritik boyutları da var. Bu çevreyle ilgili çok ciddi bir endişe kaynağı, ekonomik sistem için çok ciddi bir endişe kaynağı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde TÜSİAD'ın öncelikli gündem maddesi olarak, gündem maddelerinden biri olarak var. Neler yapıyoruz? Bir kere rapor çalışmaları yapıyoruz. Bu rapor çalışmalarıyla biz şunu yakalamaya çalışıyoruz. İş dünyası açısından hangi kısımları önemli? Neler yapılmalı, nelere öncelik verilmeli, kamu politikalarıyla desteklenmesi gereken kısımlar var mı? Ya da iş dünyası olarak dikkate alınması ve mutlak bir şekilde iş modelleri içine yedirilmesi gereken kısımlar var mı? Bu anlamda bir bilgi sağlama misyonu görüyoruz kendimizde. Tabii ki şirketlerin ölçeklerine göre sürdürülebilirlikle ilgili farkındalıkları da farklı seviyelerde. KOBİ çok ağırlıklı Türk ekonomik sisteminde. Bu noktada KOBİ'lerin aslında bu değer zincirindeki çok önemli rolleri de düşünüldüğünde asıl yeşil dönüşümü o değer zincirinin tamamında yapmak da gerektiğini bildiğimiz için toplam bir dönüşüm diye çabalıyoruz. Bu dönüşümü sağlayacak bütün politika alanlarına ya da uygulama alanlarına faydalı olabilecek rapor çalışmaları yapıyoruz ya da tutum belgeleri hazırlıyoruz. Tabii ki çok ciddi bir aslında istişare ortamı da var. Hem TÜSİAD içinde biz üyelerimizle bunu yapıyoruz. İyi örnekleri paylaşarak üyelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir o kadar da aslında bu pandemi ortamının belki de tek pozitif tarafı bizi dijital buluşmalarla tanıştırdı ve onları daha etkin kullanıyoruz. Bu bizi daha geniş bir ekosisteme de ulaşma fırsatı yarattı. O çerçevede çok fazla aslında etkinlik de yaparak, etkinlik sayımızı arttırarak daha doğrusu daha önceleri konferanslar yapıyorduk bu alanda. Şimdi o dijital araçları kullanarak çok yoğun bir şekilde hem yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz, hem iyi uygulamaları paylaşıyoruz, hem de Türkiye açısından önemli olan konularda tartışma ve bütün paydaşları bir araya getirmeye fırsatını yakalıyoruz. İklim değişikliği çok önemli. TÜSİAD bu konuda bir tutum belgesi de açıklamıştı. Aslında 2015'ten itibaren çeşitli aşamalarda biz Paris Anlaşması'nın imzalanması sonrası Paris Anlaşması'nı stratejik bir öncelik olarak kabul ettiğimizi belirttik. Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınmaya geçmesini belirttik ve bu süreç içerisinde de çeşitli raporlarla neler yapılabilir, nelere ihtiyaç varı ortaya koymaya çalıştık. Aynı zamanda TÜSİAD iş dünyası plastik girişiminin de bir parçası. Sürdürülebilir Kalkınma Türkiye Derneği, Global Compact Türkiye ile birlikte 34 tane şirketle
47 imzacıdan 34 tane şirketle taahhütlerini verdiler ve plastikle ilgili bir azaltım ortaklığı yapıyorlar, paydaşlığı yapıyorlar. Bunlar TÜSİAD'ın aslında hem politika yapma sürecindeki konulara yaklaşımı, hem kendi üyelerinin farkındalığını arttırma ve uygulamaları iş dünyasında etkinleştirme çabası, hem de bütün ekosistemde bu anlamda yapılacak çalışmalar için ilham olacak bazı örnek çalışmalara ya da uygulamalara paydaş olma çabası diye özetleyebilirim. Benim de içinde olduğum süreç böyle. Tabii ki çok multidisipliner bir şeyden bahsediyoruz. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, hangi kurumsal yapı içerisinde çalışıyor olursanız olun, mutlak bir şekilde birçok farklı sektörle ilişkiniz var. Paydaş grubunuz son derece zengin. O paydaş grubunun kattığı inanılmaz bir bilgi birikimi var. Her konuda fikir sahibi olmanız gerekiyor. Tabii ki hani uzmanlaşmak mümkün değil her konuda, ama mutlak bir şekilde farkında olmanız gerekiyor. Nedir çevreyle alakalı boyutu, sizin hangi perspektifte bakacağınıza dair, odaklanmanız gereken yerlere dair mutlak bir şekilde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu size inanılmaz da bir aslında bilgi havuzunu atıyor. O anlamda da çok zenginleştirici görüyorum. Çevre mühendisliği okuyanlar aslında mühendislik yapmasalar da çok inanılmaz bir şekilde birçok farklı sektörde, birçok farklı alanda hizmet edebiliyorlar, alan açabiliyorlar ve oraları da zenginleştiriyorlar diye düşünüyorum bu analitik yetkinlikleriyle. Özellikle çevre mühendisleri ve mühendisleri de katarak söyleyebilirim. Onlar çözümün parçası olan taraflar ve o çözümü üretmek, bu bilgileri, bu gelişmeleri hem bilmek hem gelişmelerin nereye doğru gittiğini analiz ederek hazırlığı da yapmak gibi bir misyon da yüklüyor. Bunu yapabilmenin yolu sürekli kendini yenilemekten geçiyor. Akademik hayat çok şey öğretiyor ama hepimiz biliyoruz ki o hayat bittiğinde sıfırdan başlıyoruz bir şeye. Çünkü iş hayatının kendi başka dinamikleri var. Çalıştığınız kurumun politikaları, çalıştığınız kurumun alanı düşünüldüğünde oraya zaten sıfır noktasında kendinizi yeniden yetiştirerek bakıyorsunuz. Ve orada da benim gördüğüm bu kadar süre zarfında, eğer dünyada ne olduğunu, diğer kurumlarda ne olduğunu, paydaşlarınızın ne yaptığını, dünyanın nereye gittiğini eğer yakalamak için mesai harcamıyorsanız biraz bir adım geride kalabiliyorsunuz. Ben mühendislerin böyle bir lüks olduğunu da inanmıyorum. Çok önemli bir misyonları var. Hem kurumlarını, hem ülkeyi, hem dünyayı bu geleceğe hazır edecek süreci onlar kuracaklar. O yüzden yenilemeleri diyorum, bütün fırsatları kullanarak.